bir tüzük terli olan Gürbüz'e yakışır hale gelmesini istemiştik. Bu konuda da ciddi mesafeler takipildi. Umut ve temenni ediyoruz ki halen devam etmekte olan dublo yol çalışmalarını bahar aylarına kadar bitirilerek ve bir sonraki sezona ilçemiz yeni hizmete girecek olan yoluyla inşallah girecektir. Bu hususta özellikle Sayın Valimize ve bölge milletvekillerimize desteklerini bekliyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde turizmde yatırımcı da olmaz demiştik. Ve acilen mobese sistemi kurularak güvenlik ve huzur içerisinde gerekli adımlar atılmalı demiştik. Sayın Valimizin destekleri, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ve odamızın da içinde bulunduğu maddi destekte bulunan kişi ve kuruluşların katkılarıyla güvenlik sistemimiz hizmete girmiştir. Bu konuda emeği geçen herkese, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarında gereken önemin verilmesi ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkı sağlamasını talep etmiştik. Bu taleplerimizin karşılığını buldu ve artık bu tür fuarlarda bakanlığımızın ilçemiz için fuar alanları yer tahsisi konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte ve tanıtım broşürlerinde de ilçemize yer vermektedir. Bunlardan da önemlisi zirveler ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi ortaya koymuş ve ilçe halkımızın turizmcilerin ileriye yönelik hedef geliştirmesinde de önemli katkılar sağlamıştır. Daha önceki zirvelerimizde bizlere bilgi ve tecrübelerini aktararak yeni ufuk ve alanlar açan saygıdeğer katılımcı ve konuşmacılara ve hasreten bütün zirvelerimizde bizimle paylaşan değerli görüş ve önerileriyle bizlere yeni açılımlar sağlayan bugün de aramızda bulunan TÜİK Türkiye temsilcisi Sayın Hüseyin Baraner'e şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Yat limanı gibi yatırımları almaya başlayan ilçemiz, altyapı, katı atık depolama merkezi gibi ciddi kaynaklara ihtiyaç duyulan yatırımları pek çok il ve ilçeden önce bitirmeye başarmıştır. İş adamlarımız 10 bin üzerinde konutu yabancıya satarak gerek kanıtın gerekse döviz girdisinde ülkemize ve ilçemize ciddi katkılar sağlamıştır. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra tabii ki imar kirliliği, düzensiz yapılaşma gibi üst yapı problemlerimiz de devam etmektedir. Çağdaş bir yaşam alanına olması gereken askeri düzeni maalesef henüz sağlayamadık. İlçemizin gelirleri ve bütçesine baktığımızda gelirler noktasında gayet iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Evet, un var, şeker var ama helva yapmakta sanırım biraz zorlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları da hep beraber başarırız diye düşünüyorum.